Çünkü yani evde antrenman yapmak durumunda kalıyoruz. Gerçi son zamanlarda bu bakanlık tarafından yayınlanan bir genelgeyle yakınlardaki salonları artık kullanma durumuna geçtik. Tabii sayımız az olmakla, yani çok kalabalık değil. İşte 1-2 kişi kadar az kişiyle çalışabiliyoruz. Ama tabii bu yayınlanana kadar herkes evlerinde çalışmak zorunda kaldı. Yani hem kendi sağlığımız açısından hem de toplumumuzun sağlığı açısından evlerde çalıştık ama bizim için bu yeterli olmadı. Çünkü ne kadar da çalışıyorum deseniz evde biraz imkanlar kısıtlı. Ekipman sıkıntısı var. Ondan sonra bir ortam sıkıntısı var. Bir de bizim yaptığımız branş tamamen partner gerektiren bir branş. Hani illa ki yan etkenlere çalışabiliyoruz. Hani koşusu olsun, ağırlığı olsun ama öncelik antrenmanımız minder olmak zorunda. Hani minderde çalışmak zorundayız. Evet. Böyle olunca da bizi çok etkiledi. Hakkı Başar bize bu yolu açan isimdir. O da gerçekten bayrağı çok yüksek bir yere çıkardı, bıraktı orada. Artık bundan sonra hani ben devralmaya çalışıyorum, işte benden sonra gelecek isimler devralmaya çalışacak. Ama dediğim gibi yani çıtanın yüksek olması her zaman iyidir. Hedef belirlemekte daha yardımcı oluyor. Hani çıtana kadar yüksekse o kadar daha fazla başarı geleceğine inanıyorum ben. Amcam Avrupa Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincisiydi. Ben onun başarılarının dünya şampiyonluğunu yakalayabildim. Avrupa'da ikinci olmuştum ben. Daha orada da şampiyonluğum yok. Ama inşallah amcamla da kendi aramızdaki sohbetlerde hep şunu diyoruz. Amcam ben Olimpiyat'ta ikinci oldum. Artık senin altın madalya alman gerekiyor. Yani biz yarım bıraktık sen tamamla diye. Hep kendi aramızda böyle hem esprili bir şekilde konuşuyoruz. Ama dediğim gibi bende bir baskı değil, olumlu bir hava yarattı bizde. Ya inşallah tabii ben 2017 ve 2018 yıl dünya şampiyonu oldum. En büyük hedefi hani Olimpiyat olarak kendimi belirlemiştim ben. Ama 2019 yılında talihsiz bir mağlubiyet oldu benim için. Nasip olmadı orada vize almak. Ama bizim benim sikletim zaten zor bir siklet. Bu dünya şampiyonasında da aslında bakıldığı zaman yani orada Olimpiyat'ta madalya alabilecek işte yine şampiyon olma adaylarından çoğu sporcu aldı vizeyi. Hani benim açımdan benim 3 veya 4 tane güçlü rakibim kaldı. Yani sayı nereden baksanız hani 11-12 kişiden 3'e düştü. Yani benim açımdan vize almak inşallah yani nasip olur diye bakıyordum ben kendime. Zaten hazırdım. Yani dediğim gibi dünya şampiyonasında çok da orada iyi hazırlanıp gitmiştim ama bizde galibiyet olduğu gibi mağlubiyet de olabiliyor. Orada ilk turda talihsiz bir şekilde ben müsabakayı kaybettim. Tabii ondan sonra ben zaten kendime hep şunu öğrettim. Müsabakalarda hani sonuç ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyorum ben. O dünya şampiyonası bitti benim için. Direkt ben artık kalifikasyon ve olimpiyatlara gitme yolu için kendime bir hedef belirledim. Ama dediğim gibi inşallah olimpiyatlarda yani teşekkür ediyorum siz de izlemek istediğinizi söylediniz. Yani ben de kendi açımdan hem kendi kariyerim açısından hem de ülkemiz açısından oraya gidip altın madalya kazandırmak çok istiyorum. Ya ben aslında şöyle evde şu anda ağırlıklı olarak yani gündüzleri biraz kitap okumaya çalışıyorum. Ama daha fazla zaman ayırdığım konu hem bu aralar biraz yemek yapmayı falan çok şey yaptık. Çok fazla farklı tatlar deniyoruz. Ona biraz yaradı galiba bu iş. Onun haricinde dizi izlemeyi çok seviyorum. Dizi izliyorum. Zaten herkesin yaptığı şeyler ama ben dediğim gibi yani aslında fazla sıkılmadım ben. Ben şu açıdan bakıyorum biraz da olaya. Hem doğa açısından da bakıyorum. Yani haberleri izliyoruz. Gerçekten baktığınız zaman bir ülke dünya temizlendi diyorum ben. Hani belki buna yaramıştır, buna vesile olmuştur. Yani her şerde bir hayır var dercesine. Ben o açıdan bakıyorum ama tabii gün içinde yaptığım aktiviteler dediğim gibi yani gündüzleri biraz daha okumaya çalışıyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Ondan sonra zaten gündemi takip ediyoruz sürekli. Hani gündemin içindeyiz. Ama diziye vakit ayırıyorum. Yemek yapmaya vakit ayırıyoruz biraz. Bu şekilde geçiyor günümüz.